Merhaba arkadaşlar Palım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Eylül ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakıyoruz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Alt Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Başak Burçları. İki vakittir beri e, bazı sıkıntıları gün yüzüne çıkartıp, hani e, arkanızdan çevrilen işleri gün yüzüne çıkması ve sizin bu konulardaki öfkelenmeniz durumu var. Bu konuda e, bayağı mücadele edeceksiniz. Hırsınız, e, öfkeniz hep bir yere hani çözüm aramaya çalışıyorsunuz ama çözümden çok aslında karşınızdaki kişiden bunun bedelini ödetmeye çalışıyorsunuz. Bu konuda da sıkıntı yaşayacaksınız. Aile içerisindeki dört kişi oturup bir konuşma yapıyor ve bu konuşmadan size bir karar verecekler. Hani biz senin şunu yapmanı istiyoruz diyecekler. Bu konu sizin istediğiniz bir şeyle bağlantılı değil. O yüzden bu karardan hoşlanmayacaksınız. Bu kadar karamsarlık diyeceksiniz ama bu karamsarlık değil. Hani zaten Eylül'ün ortasında zaten daha dolunay ve Merkür gerilemesinin etkisinde olacağınız için bu tür yanlış anlaşılmalar aile bağları ile ilgili gözüküyor sizde. İki vakittir beri istediğiniz bir olayın gerçekleşmesi var ama bunun bir tanesi gerçekleşecek, ikincisi kısmı biraz bekleyecek gözüküyor. Yani bu dönem beklemeye kalacağınız bir süreciniz var. Sonrasında olumlu olur veya olmaz değildi. Hani sizin bir şeyden vazgeçme durumunuz var. Bu konuda bu kadar zorluk yaşıyorsam artık bunlardan vazgeçiyorum tarzında bir tutumunuz sergilenecek. Bu konuda da kılıç gibi keskin bir dil kullanacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin bu dilinizden çok rahatsız olmuş olacak. Oysa siz bugüne kadar Naif bir durumda söylediğiniz şeyi duyuramadığınız için bu kadar keskinleşeceksiniz ve bu konuda nazarınız çok fazla üzerinizde bu dönem enerji seviyeniz düşük olduğu için nazarı çok çabuk geçin, kapacaksınız. Aile içerisinde 6-7 kişinin bir araya gelip bir tartışması var hani bu tartışma yüksek ses tonuyla olmak zorunda değil ama herkesin farklı fikirleri var ve herkes kendi istediğinin olmasını isterken sizin sesiniz duyulmayacak burada. Onun yerine siz bildiğinizi okuyup kendi başarınızı kendiniz elde edeceksiniz arkadaşlar. Bu dönem aile bağları ile ilgili destek göremezken yaptığınız kendi başınıza aldığınız kararlar kuğu gibi temiz bir şekilde gerçekleşecek. O yüzden kimsenin desteğine ihtiyacınız olmayan bir dönemdesiniz. Evet ne kadar nazar olsa da iş ve kariyer anlamında veya okulla ilgili beklediğiniz bir şey varsa bunun sonucunu temiz bir şekilde alacağınız gözüküyor. Kilitli bir işinizin aydınlığa çıkması artık önünüzdeki engellerin kalkması anlamına geliyor. Üç tane te, e, sevineceğiniz haber ve üç tane ayrı yerden gelecek olan kısmeti işaret ediyor burası. Etrafınızda düşmanlarınız var ama size daha dokunamıyorlar. Onun dışında evin içerisindeki bir sıkıntının çözüme kavuşması var. Giden bir kısmetin geri gelmesi e, ya da onunla ilgili biraz mücadele ettikten sonra alabilmeniz var bu dönem para kayıpları veya e, bir eşya kayıpları mümkün olabilir. Yatan bir hastanızın iyileştiği haberini alacaksınız. Bu da sizin üzerinizdeki yükün biraz hafiflemesine sebep olacak. Elinde çiçekle gelen bir kişi size yeni bir vaat, yeni bir ilişki e, sunacak. Eğer evli bir Başak burcuysanız bu dönem ayrılık konusundaki kişi eee Eşinizin tekrardan size çiçeklerle veya e, temiz aydınlık bir şekilde gelmesi anlamına geliyor ama bu konuda korkularınız var biraz korkularınızdan endişe ve e, kaygılarınızdan uzaklaşmanız gerekiyor Çünkü bilinçaltı rüyalar sizi çok etkileyecek bu dönem rüyalarınızın gerçek anlamda size yol göstericiliği olmayacak aksine sıkıntı yaşatacak gözüküyor kabuslarınız ve bilinçaltı rüyalarınız çok fazla olabilir bu dönemde Özellikle hasta ve ayrılık aşamasındaki olan bir başak burcuysanız bu dönem hastanızın ölümüyle korkutulabilir veya ayrıldığınız kişinin tamamıyla sizden uzaklaştığını düşünebilirsiniz. Ama her ikisi için de iyi haberler alacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Bu dönem mantığınızla Kalbiniz arasında çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu dönem mantıksal davranmanız gerekiyor. Kalbinizle davrandığınızda sıkıntılar yaşayacaksınız. E, ruhen verdiğiniz kararlar veya hissiyatınızla verdiğiniz kararlar sizi yanıltacak gözüküyor. O yüzden bu dönem e, her işin bir matematiksel yolunu yani dışarıdan bakıldığında şunun arkasından bu gelir diyebileceğiniz durumlarla uğraşmanız daha mantıklı gözüküyor arkadaşlar. Evin içerisinden bir eşyanın kaybı sizi sıkıntıya sokabilir ama çok değerli bir şey değil bu. Aksine sadece sizin için anısı olan bir şey olarak gözüküyor. O yüzden sizi üzebilir. Ee, normalde bir kişinin farklı bir yönünü biliyorsunuz ama onun bir de kötü yönüyle karşılaşacaksınız. Onu bu kadar e, kötü bilmezdim diyebilirsiniz ama bunun size zararı dokunmayacak. Aksine faydası dokunacak çünkü e, onun bu hırsı, veya bu ıı, diğer tarafı sizin de bazı şeylere karşı gözünüzü açmanıza vesile olacak. Bu dönem hani her olan olaydan aslında bir nevi ders çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Ve bu dönem yapacağınız bilgi birikimi ileriki dönemlerde size çok fayda sağlayacak. İki yüzlü bir insan var ıı, ve siz onun her iki yüzünü de göreceksiniz. Bu biraz öncekinden farklı bir kişi. Ee, ve bu kişinin aslında menfaati doğrultusunda e, davrandığını da fark edeceksiniz. Ve e, sessiz sedasız hayatınızdan çıkacak bu kişi zaten sizin olan menfaati bitmiş olacak. Hayatınıza yeni bir kişi, yeni bir arkadaş çevresi getirmeniz var. Kendinize e, geçmişi kapatıp yeni bir başlangıç yapmak için fırsat veriyorsunuz ve bu fırsat sizin için gerçekten iyi olacak. Şimdi aslında bir nevi bu Eylül'ün son 15 gününde geçmişle olan hesaplarınızı kapatacaksınız. Şimdi burası biraz karamsar olacak ama sizin bunları hepsini düşünüp mantıksal bir karar verip ve geçmişle olan bağlantınızı kapatıp yeni bir sürece başlamanız gerekiyor. Sevinçli haberleriniz var. 3 tane ayrı yerlerden gelecek olan, 2 parça halinde de gelecek olan kısmetiniz var. Yüzünüzü güldürecek 3 tane haber sizi çok mutlu edecek. Bu dönem yatan bir hastanın iyileşmesi. Geçmişte size zarar veren bir kişinin kendi zararına uğraması. Onun haberini alacaksınız. Bir kişiyle yüzleşme yaşayacaksınız. Sen bana bunu neden yaptın dediğinde aslında onun bunu bilinçli yapmadığını ve size zarar vermek istemediğini anlamış olacaksınız. Kurnaz bir tilki var. Aslında onun foyası ortaya çıkarken siz e, bu tilkinin zaten farkındaydınız arkadaşınız da bunu öğrenmiş olacak. O yüzden e, normalde arkadaşlığınız bitme noktasındaki olan bir kişiyle sağlamlaşma anlamına geliyor. Anne veya abla gibi e, figürlerden bu dönem alacağınız nasihatler sizi biraz sıkıntıya sokabilir ve e, aslında bazı şeylerde sizi korumak adına sizin hayatınıza çok fazla müdahale ettiklerini de fark edebilirsiniz. Evet. Bu dönem 3 tane dileğinizin gerçekleşmesi için arkas arkasına gelecek olan kısmetleriniz var. Bir de bunların piyangosu gibi hiç beklemediğiniz bir yerden diyeceksiniz ki piyango derken şans oyunları mı? Evet şans oyunları da bu dönem sizin için bazılarınız için özellikle kaynak teşkil edebilir. Buradan da gelecek olan kısmetleriniz var. Geçmişte arkada bıraktığınız bir çocukluk arkadaşınızla tekrardan yollarınızın kesişmesi ve ilişki anlamında e, bir devam edecek bir süreciniz gözüküyor bir araba ile ilgili bir kısmet var bu dönem araba almak isteyenler için bu da e, kısmet ortalığa çıkmış gözüküyor üç parça halinde gelecek olan ayrı yerlerden gelecek olan kısmetler var nankörlük yapan bir kişinin size dost olmaya çabalaması var ya da daha öncesinde siz onun nankörlüğünü gördüm derken bu dönemde onun size dostluk yapacağı durumlar var. Şurada sırtını dönen bir kişi yani çocukluğunuzdan gelecek olan bir kişi var. Aynı zamanda onunla birlikte yeni iki tane dost edinmeniz de gözüküyor arkadaşlar. Yani bu dönem ilişkiler anlamında aile bağları ile ilgili biraz sıkıntılar yaşar. Yeni dostluk kurma veya eski dostluklarınızın size daha da pekişmiş haliyle gelmesi gibi bir durum söz konusu. Yurt dışı ile alakalı öne kesilen bir kısmetin geri tekrardan halinize gelmek için yola çıktığı haberini de alabilirsiniz. Evet, Başak ve Yükselen Başaklar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.